Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar, ben Efe. Bugün sizlere çok önemli haberlerim var. Başlıkta okuduğunuz şey clickbait değil arkadaşlar. Growtopia gerçekten de satılıyor. Ancak olayda yanlış anlaşılmalar var. Beyaz Kurt'un videosunu izledim. Orada ufak tefek yanlış anlaşılmalar olmuş. Sonrasında kendimce araştırma yaparak ilgili haberleri de okuduktan sonra biraz daha detaylı bilgi edinmiş oldum ve bu bilgileri şimdi size aktaracağım. Çok geçmeden intromuzu verelim ve videomuza geçelim. Introya geçmeden önce şunu da söyleyeyim, sonra introyu verelim. Anladığınız üzere şu anda normal Growtopia'dayım. Çünkü bu video normal Growtopia'yı ilgilendiriyor. Ama siz hala açıklama kısmından private server'ımıza girip oynayabilirsiniz. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş private server'ı. Sürekli yeni güncellemelerimiz geliyor. Aynı zamanda biz bir ara bildiğiniz üzere Diamond Box satışlarımız vardı. Bol bol hayvan gibi Diamond Box satıyorduk, hesap satıyorduk. Çok şükür. Sayfaya da bir tane admin tutmuştuk. O da parasını kazanıyordu. Biz de paramızı kazanıyorduk. Ama o adminle aramızda sıkıntılar çıktı. Ben paramı alamadım adminden. Belli bir miktar paramı alamadım. Ondan dolayı ufak tefek değişiklikler yapmaya karar verdik. Yeni sayfamızın Instagram adresini ekrana veriyorum. Çok yakında DL ve hesap satışlarımız o sayfadan devam edecek. Hatta siz bu videoyu izlediğiniz zaman bir çekilişi çoktan ayarlamış olacağız. Çok güzel bir çekiliş ayarladım. Hatta postu şu an sayfa adminimiz hazırlıyor. Dediğim gibi ekranda yazan Instagram hesabı giderek hem çekişe katılabilirsiniz hem DL fiyatlarından vesaire bakabilirsiniz. Ucuz, hızlı ve güvenilir her zamanki gibi. Arkadaşlar önce şunu tekrar söylemek istiyorum. Growtopia gerçekten de satılıyor. Bunu ben açıkçası uzun zamandır bekliyordum. Bu videoda da satılması iyi mi olur, kötü mü olur, ne olacak bundan sonra, kime satılacak, kim satılacak, onları konuşacağız. Öncelikle dediğim gibi Beyaz Kurt'un videosunu izledim ve orada Sony'den bahsediyor. Belki ben yanlış anlamışımdır, belki benim eksik bir araştırmam vardır ama Bloomberg'in haberini de okudum, Webtekno'nun haberini de okudum. Bir tane daha yabancı bir kaynak vardı, o da Bloomberg'in haberini kaynak olarak gösterdiği için onu söylemiyorum. Hani Webtekno'ya dair tüm haber siteleri Bloomberg'in haberini kaynak gösterip Ubisoft'un satılacağına dair bir haber yapmış. Bu arada evet, sadece Growtopia satılmıyor, Ubisoft şirketinin hepsi satılacak satılırsa. Bunun sebebi son zamanlarda yaşadıkları büyük hisse kayıpları olabilir. Şu anda ekranın screenshot'ını koyacağım. %40 kadar bir hisseyi, yani 4. bilmem kaç milyar arkadaşlar, billion yazıyor orada, screenshot'ı koyduysam görürsünüz. Milyar dolarlık hisseyi son bir sene içerisinde mi ne kaybetmişlerdi. Screenshot'ta zaten siz okursunuz. Bunun sebebi değer kaybı olabilir. Artık firmayı daha çok büyütemeyecek olmaları olabilir. Ancak ben böyle bir şeyi, hani Ubisoft'un direkt firmasını satacağını beklemiyordum. Hani Growtopia satılabilir diye düşünüyordum. Ancak böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Sebebi ise tabii ki de Ubisoft'un gerçekten büyük ve köklü bir firma olması. Hatta Fransa'nın en büyük oyun üretici şirketi yani direkt. Şu anda ilgilenen firmaları merak ediyor olabilirsiniz. Onlar da Blackstone Inc. ve KKR & Co. diye firmalar. Bunlar oyun firması değil benim anladığım kadarıyla. Sadece oyunlardan da para kazanmaya başlamak isteyen özel şirket. Onun dışında oyunla uzaktan yakından alakası olan bir tek Microsoft'un ismi haberlerde doğru düzgün göze çarpıyor. Aslına bakacak olursa Microsoft gerçekten çok güçlü ve büyük satın alımlar yapıyor. Ubisoft'ta satın alıp Assassin's Creed gibi ünlü serileri kendisine bağlayıp işte Game Pass platformu var bildiğiniz üzere Ubisoft'un. Ay, Ubisoft'un diyorum. Microsoft'un belki Game Pass'e de koyabilir. Onun dışında diyelim ki Ubisoft'un Microsoft'un satın aldığını düşünelim, varsayalım. Önümüzde iki tane seçenek. Birincisi Minecraft yaptıkları gibi oyunu tamamen yeniden yapacaklar. Bir sürü yenilikler, bir sürü eventler ekleyecekler. Saçma sapan işte şu sonsuz satın almaya şu görüntüden bizi kurtaracaklar. İşte ne bileyim World Arda reklamlar, şu salak şeylerden falan bizi kurtaracaklar. Bu oyunu gerçekten oynanabilir yapacaklar. Bu ne lan? Bir tane verelim amına koyayım. Evet, sevap işledik galiba şu an. Online sevap kazandık arkadaşlar. Oyunu böyle saçma sapan yok advertisement sistem vesaireden kurtarıp gerçekten iyileştirip sonrasında da gerçekten de iyi paralar kazanabilirler. Çünkü Growtopia bu potansiyeli veren bir oyun. Biliyorsunuz ki bizim private server'ımız var ve biz oyun sahibi vesaire olmamamıza rağmen, yani kendi kurduğumuz bir şey olmamasına rağmen, sadece Growtopia'nın aynısının birazcık daha mod eklenmiş hali diyebiliriz sanırım. Çünkü anime itemleri falan var bildiğiniz üzere, işte Minecraft anime itemleri falan var. Ondan bile bir sürü paralar kazandık çok şükür. Oyunun gerçek sahibinin Microsoft olduğunu düşünürseniz bu oyundan neler neler kazanmaz yani. Kazandıkça da daha çok yatırım yaparlar diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla özel şirketlerin satın almasındansa Microsoft gibi işini iyi bilen bir oyun firmasının satın alması çok daha iyi olur. Yani benim düşüncem oyunu geliştirip sonrasında oyundan güzel paralar kazanabilecekleri yönünde. Hatta bu oyunu Game Pass'te bile bir yolunu bulup birleştirebilirler. Ben bugün bu oyunu ilk defa güncelledim. Sadece private server'dan çıktığım için bir sürü güncelleme birikmiş böyle. Oyunun daha launcher'ı bile yok. En azından böyle toplu bir şeylerin bulunduğu indirme sistemi olsa, launcher bile koysalar oyuna güncellemeler için vesaire. Bu bile bir yeniliktir, güzel bir yeniliktir. Oyun
Kaç sene oldu çıkalı hala launcher koymadılar bilgisayar için. Hala bilgisayarda bu oyun beta versiyonda duruyor. Tabi üzerine düşecek o kadar Assassin's Creed gibi, Rainbow Six gibi, Far Cry gibi seriler varken bu oyuna ne kadar bakarlar bilmiyorum. Yeni moderatör kadrosu, yeni developer kadrosu kurarlar mı onu da bilmiyorum. Ama bence bu oyundan para kazanabileceklerinin de farkında olurlar ve bu oyuna yatırımlarını yaparlar. Bu oyunda biz güzel bir şekilde oynamaya devam ederiz. Şu anda Private Server oynamamın tek sebebi bildiğiniz üzere oyunun kötü yönetilmesi. Ve tabi sınırsızlıkları falan var böyle işte sınırsız bloklar, sınırsız istediğimiz item alabiliyoruz vesaire ama birinci ana nedenimiz normal Growtopia'nın adaletli ve güzel bir yönetime sahip olmaması. Bugünlük benden bu kadar. Haberler daha detaylı hale geldikten sonra yani şu anda Microsoft ile konuşulduğu sadece söylenti. Bununla ilgili Ubisoft'un veya Microsoft'un bile kendi yaptığı bir açıklama yok. Ancak bu haberin doğru olduğunu düşünüyorum. Ubisoft da bir sürü değer kaybı yaşadı. O yüzden gerçekten satılacağını da düşünüyorum. Bugün size elimde olan belgelerle, öğrendiğim haberlerden edindiğim bilgilere sizlere aktardım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.